tekrardan birlikteyiz. Nereye geldik? Bu sefer karayollarına geldik. Karayolu hikayesinde dediğimiz gibi aslında 1950'ler 23 ile 1950'ler arasında demir yolları demiştik. 1950'lerden sonrasında artık karayolları gelişmeye... Aha nereye gitti? O fazladan kaçtı. Şöyle hemen alalım 1950'lerden sonrasında demiştik gelişmeye başladı. Burada cevap makineleşme. Biz ilk defa 1950'lerden sonrasında demiştik ya Demokrat Parti dönemi. Bu dönemde Marshall yardımlarıyla birlikte aslında yavaş yavaş bütün e, Avrupa'yı da etkileyen bir yardımlar silsilesi başladı. Ve bize dediler ki bol bol karayolu yapın. ileride size bol bol araba satarız. E Bunların petrolü de yok. Size bol bol petrol de satarız dediler. Ve biz 1950'lerden sonrasında karayolu ağırlıklı bir gelişim başlattık. Asfalt makinesi aldık ilk defa. Hatta şey derler ya... E, Asfaltı İngilizler, asfalt yamasını Türkler bulmuştur diye. Sonra o attığımız asfaltlara yama yapmayı öğrendik ve bu anlamda geliştirdik. 1950'lerden sonrasında yatırım yaptığımız bu karayolları ağı günümüzde Türkiye'nin her yerine ulaşır. Gitmediği, görmediği yöre yoktur. Bu anlamda gelişir. O yüzdendir ki Türkiye'nin iş ticaretinde en çok kullanılan yol nedir derse cevap karayolları olur. İş ticarette en çok kullanılan kimdir diye sorar cevap karayolu. Karayolu neden iş ticarette en çok kullanılır der. İşte her yere ulaşır hikayesini unutmuyoruz. Türkiye'deki karayollarda aynı demir yolları gibi çoğu yerde doğu batı yönlü bir uzanış gösterir. O da yine dağların doğu batı yönlü uzanmasından kaynaklı. Bazı yerlerde akarsu vadilerini takip eder. Çünkü akarsu vadilerinde demiştik yol yapımı kolay ve ucuzdur. O yüzden vadileri takip eder. Ancak kuzeyde ve güneyde bu karayolları üzerinde çok sayıda geçit ve boğazlar kullanılır. Çünkü dağlar kıyıya kuzeyde ve güneyde paraleldir. Bu paralel dağlar üzerinde geçit ve boğazlar. Şimdi şunu çok karıştırırlar. Daha doğrusu, "Aa" diyor çoğu arkadaş. "O öyle miymiş? Ben ilk defa dinliyorsam şimdiye kadar geçitleri, boğazları duymuştur. İşte Gülek Boğazı, Çubuk Geçidi, Kop Geçidi, Zigana bunları duyuyor. Sonra diyor ki, "Allah Allah bunlar diyor ne zaman açılmış?" diyor. Mesela size desem ki Çubuk Geçidi ne zaman açıldı? Gülek Boğazı ne zaman açıldı? E 1950'lerden sonra açılmıştır." diyor. "Ya bunlar insan yapısı değil ki. Nasıl yani hocam?" diyor. "Geçit ve boğaz dediğiniz doğal oluşumlardır." Doğal oluşum. Ya geçit hikayesi şu. Şöyle düşünüyorum. İç Anadolu'dan geldim. Akdeniz'e doğru ineceğim. Önümde yüksek bir toroslar. Sonra da o toroslara aşıyorum. Şöyle Akdeniz'in olduğu yer. Ben profiline kestine baktım. İç Anadolu'dan geldiğimde karayolunu yapıyorum yapıyorum. O dağın yamacı boyunca böyle 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 dolanıyor haliyle. Birden bire çıkamaz. Hep virajlıdır bizdeki yollar o dağlık sahalarda. En üst noktaya geliyorum. Buradan geçip tekrardan böyle geçiyorum. Aşağı kıvrıp kuru kıvrı biniyorum İşte bu dağlık sahalardaki şu en üstte bulunan hopidik açtım orayı geçtim dediğin yerin adı geçit. Geçit işte buydu geçitler. Bir yüksek sahaya iki alçak saha arasındaki bir yüksek sahadan atlanır. Buna geçit denir. Bu doğal oluşumdur. İnsan yapısı falan değildir. İkincisi boğaz. Boğaz dediklerimde de şöyle bir şey var. Yine dağlık bir saha düşünüyorum. Şöyle düşünün bunu da. Bu sefer yol buradan geliyor. Burada bir akarsu varmış. Akarsu burayı yarmış. Yolu da hemen akarsuyun boyunca getiriyorum. O dağ yardığı yerden hop geçtim. İşte orada da bir boğaz. Boğaz vadiler demiştik ya. Akarsuların dağlı, dağları yardığı yerler. İşte buralara da boğaz diyoruz. Yani geçit ve boğazlar dediklerimiz doğal oluşum. Allah yapısı. Kimler hocam kul yapısı? Eğer tünel, köprü vesaire duyarsanız bunlar kul yapısıdır. Onlar 1950'den sonrasında. Bu bahsettiğimiz birazdan sözünü edeceğimiz geçitlerin çoğu Osmanlı'da da vardı. Selçuklu'da da kervan yollarıydı. Osmanlı'da kervan yollarıydı. Roma zamanında, Bizans, Roma öncesinde o dönemlerde ise kral yolları, baharat yolları, ipek yollarının güzergahıydı. Yani bu yollar bir anda yapılarak 50'den sonra ortaya çıkmadı. Eskiden beri hep kullanılan yollardı. Özellikle geçit ve boğazların olduğu sahalar. Selçuklu kervan yollarına bakıyorsunuz. Bugünkü karayolları haritasıyla uyumluluk gösteriyor. O da yer şekillerine bağlı. O dönemden beri hep yolların yer şekillerine, vadilere, geçitlere, boğazlara bağlı bir yayılış gösterdiğini bize kanıtlamaktadır. Geldik şimdi hocam geçitleri dedik. Güneyde kuzeyde dedik geçit ve boğazlar kullanılır. Özellikle Toroslardan dolayı iç Anadolu'dan Akdeniz'e doğru geçilirken aynı zamanda iç Anadolu'dan Karadeniz'e Doğu Anadolu'dan yine Karadeniz'e geçilirken dağların kıyıya paralel olduğu bu sahalarda geçit ve boğaz ihtiyacımız fazla. Peki hocam ben bunları nasıl bileyim? Sınava girdim. Şansörü bir soru soracak. Diyecek ki efendim Antalya'yı Burdur'a bağlayan geçit aşağıdakilerden hangisidir? Anam gene ezber 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 bir ton bir şey geldi dersin. Eh, ıh, ıh. Biz şöyle bileceğiz. Akdeniz'deki geçitleri batıdan doğuya doğru sıralı bir şekilde şöyle bileceğiz. ÇSGB. Ne hocam bu ÇSGB? Çok sayıda geçit bulunur diye de bilebilirsin. Bunların baş harflerinden ÇSGB çok sayıda geçit bulunur. Ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı diye de aklında tutabilirsin. CSGB'yi unutma. CSGB'yi unutmazsam şunu bilirim. Burada bulunan geçidin adı çubuk. Buraya baktım. Sertabul. Buraya baktım. Gülek. Buraya baktım. Belen. İşte hikaye. CSGB çok sayıda geçit bulunur ya da çubuk, sertabul, gülek, belen. Bunu yaptığımda en azından şunu yapabilirim. Mesela sınava girdin. Sözel olarak sana ne demişti biraz önce? Antalya'yı Burdur üzerinden İç Anadolu'ya bağlayan Antalya ile Burdur arasında. He. Hemen orada bir Türkiye haritası bu. O sınavda muhakkak bir sürü Türkiye haritalı soru var. Türkiye haritasında Akdeniz'in olduğu yere gel ve Antalya'nın olduğu yerden itibaren Ç, S, G, B'yi yaz. Sonra seçeneklere bak. Et, Antalya ile Burdur arasında ne yazdın? Ç. Seçeneklerde Ç olanı bul. Çubuk. Hatta burada bir tane geçit daha var. Onun adı da çubuğun, şurada Çubuk'tan sonrasına Burdur'a doğru geçerken adı Çeltikçi. Çeltikçi. E hocam o da Ç. Baktın seçeneklerde çubuk var ya da çeltikçi var. Ç'yi koyduğun yer Antalya ile Burdur arasında. Attın mı havzaya? Attım. İkincisi İç Anadolu'dan Konya'yı Mersin'e bağlayan geçit. Burada işte Sertavul geçidi. S'yi bulacaksın Sertavul. Nide üzerinden Adana'ya özellikle o boğazlar orada Seyhan ve Ceyhan nehirleri demiştik boğazlar açtı ya. İşte o nehirlerin açmış olduğu boğazlardan bir tanesi Gülek Boğazı'dır ve oradan Adana'ya Gülek'nen inilir. Ve son olarak İskenderun'u Hatay'a Amanos Dağlar üzerinden bağlayan ve bir Hatay ilçesi olan Belen dediğimiz yerdir. İşte bu CSGB Akdeniz'dekileri bu şekilde bildim. Geldim şimdi yavaş yavaş şu Karadeniz'e. Karadeniz'e geçmeden şurayı bir görelim. Ankara'yla ile Adapazarı yani Ankara İstanbul arasında Bolu Dağı geçidi. Büyük bir geçit. Tabi son yıllarda ne olmaya başladı şunu da görürsünüz. Diyecek ki size Son yıllarda karayollarının gelişimine bağlı olarak eskiden kullanılan geçit ve boğazların önemi azalmaya başladı. Niye geçitlerin önemi azalmaya başladı? Eskiden dağın üstünden geçerken şimdi dağı delip geçiyoruz. Heh o zaman ne olmuyor aklıma bunu deyince şey gelmişti zamanında bir ulaştırma bakanı vardı e, tanırsınız onu Binali Yıldırım'da. O mu demişti şöyle bir laf etmişti ya e, dağları delip yok şey demişti pardon. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı vardı. Dağları delip geçiyoruz tıpkı Ferhat'ın şirini deldiği gibi diye. <laughs> Gerçekten bunu söyledi. Böyle bir replik var. Dağları delip geçiyoruz artık. Nasıl? Ferhat, Or orayı karıştırma. Ankara'dan İstanbul'a giderken eskiden Bolu Dağı üzerinden geçilirken oraya Bolu Dağı tüneli yapıldı. O geçide önem ne yapmış oldu böylelikle? Azalmış oldu. Bu Bir. İkincisi, Bilecik üzerinden Ada Pazarına yine buraya bağlanıyor. Yani şuradaki otoban ağına Marmara bölgesine bağlanıyor. Bilecik üzerinden Ada Pazarına bağlanırken geçtiğimiz boğazın adı Geyve Boğazıdır. Bu Geyve Boğazı Sakarya Nehri'nin açmış olduğu bir boğazdır. Zaten aynı zamanda buradan geçen karayolları ve aynı zamanda da İstanbul'a giden hızlı tren hattı o gey ve boğazını takip eder. Hep dedik ya bizdeki yollar, geçitleri ve boğazları takip eder diye. Çünkü akarsuların açmış olduğu vadiler ulaşım açısından ucuz ve kolay yerlerdir. Böyle yerlerden bahsediyoruz. Peki hocam bir diğer geçitlerimiz nerede? Batı Karadeniz dağlık ve engebeli haliyle Batı Karadeniz'den İç Anadolu'ya geçerken o Küre Dağlarını, Ilgaz Dağlarını geçmek zorundasınız. Bu dağlık Küre Ilgaz Dağlarını geçerken hangi geçitlerden geçiyoruz? Ve bu aynı zamanda tarihte de bir adet sorunun cevabıdır. Tarihten hatırlarsınız değil mi? İstiklal yolunu. İstiklal yolu dediğimiz yol neydi? Kastamonu İnebolu'dan başlayıp da Ankara'ya kadar gelen bir yol idi. Bu Kurtuluş Savaşı döneminde aslında cephanenin taşındığı o kurtuluşa, istiklale giden yoldu. Peki bu istiklal yolu üzerinde İnebolu'dan Kastamonu'ya geçerken Ecevit geçidiyle Kastamonu'dan da Çankırı'ya geçerken... Ilgaz geçidiyle. Zaten Kastamonu, Çankırı varsa Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. İleride Ilgaz'ı bir yerde daha göreceğiz. Nerede göreceğiz? E turizmde, kayak merkezlerinde. Bir kez daha Ilgaz'ı konuştuğumuzda Kastamonu'dan bahsedeceğim size. İşte burada Ilgaz'ı gördüğünüzde Çankırı, Kastamonu arasındaki geçit olarak biliyorum. Bunları götürüp başka yerlere koyacak. Yani sana getirip diyecek ki Ilgaz geçidi buradadır. Ya Ilgaz'ın ne alakası var? Kastamonu, Çankırı'da olan Ilgaz, İstiklal yolunun şurada, Hakkari'de ne işi var gibi siz de ona cevap veriniz. Ve Doğu Karadeniz'deki geçitler. iki tane geçidimiz var burada Doğu Karadeniz'de. Trabzon'u Gümüşhane'ye bağlayan, Gümüşhane Bayburt üzerinden de Erzurum'a bağlayan. Şimdi Trabzon'u Gümüşhane Bayburt yöresine bağlayan diye geçer bu. Adı Zigana. Diğer adıyla Kalkanlı. Gümüşhane Bayburt'u Erzurum'a bağlayansa kop çimen geçidi dediğimiz geçit. Ben şimdi hocam bu diğer adlarıyla da bunları şimdi kopun diğer adı çimenmiş Zigana'nın diğer adı Kalkanlıymış. Onu nasıl aklımda tutacağım? Ben sana ipucunu vereyim. Şöyle aklımda tutacağım. Diyeceksin ki Karadeniz'de hep böyle bir ağaç kesimine karşı dereler kurudu, ağaçlar kesildi hep bir direniş vardır değil mi? Bu direnişin sebebi ne? Bence diyorum burada çimenler koparılmasın diye koparılmasın diye ziganaya ziganaya kalkan olalım. Kalkan olalım. Çimenler koparılmasın, ziganaya kalkan olalım. Bak, çimen kop, zigana kalkanlı. Çimenler koparılmasın, ziganaya kalkan olalım. Oradaki ağaçlar kesilmesin diye. Buradan aklımda tuttuğum çimen koparılmayacak. Çimen koparılma, çimen kop. Ziganaya kalkan, zigana kalkanlı. İkinci bir nokta ne hocam? Ben sınava girdim. Dedi ki bana, efendim Trabzon'u dedi, Gümüşhane, Bayburt'a bağlayan geçit aşağıdakilerden hangisidir? E ee, orada şunu yapacaksın. Trabzon'u bir yere bağlayan geçit demiş. O zaman aklına bir Trabzon türküsü gelecek. Türkülerle coğrafya. Unutma demişim sana. Neydi o türkülerle coğrafyadaki türkümüz? Tut elimden gah gidelim, oy gidelim ziganaya. Nanino dido, anan dido, baban dido. Hiç şu an oturmadı değil mi? Senkron sıfır. Tut elinden gah gidelim, oy gidelim ziganaya. Nanino dido. Bak buradan oturdu. Peki Trabzon türküsü ne? Zigana. Tut elimden kalk gidelim Zigana'ya. Bak Trabzon'u bağlıyor bir yere. Peki hocam Gümüşhane Bayburt üzerinden Erzurum'a bağlanacakken hangi geçit? Erzurum'u duyduğunda seçeneklerde hemen şunu düşün. Erzurum'da yaz yağışlarıyla yeşeren nelerimiz vardı? Çayır. Bu geçitin adı ne? Çimen. Çayır çimen geze geze oy, oy. Bak buraya güzel oturttum. Oldum ben bir geveze. Bak çayır çimen. Erzurum'un çayırlarını Gümüşhane Bayburt'un çimenlerine bağla. Çayırı çimene bağla. İşte orası Erzurum'u bağlayandır. Tut elimden gah gidelim Zigana'ya. Trabzon'u bağlayan Zigana'dır. Bu geçitlerin hikayesi bu. Geldim şimdi bir diğer noktaya. Bunlar neydi? Doğal oluşumlardı. Birazdan da artık size bunların yapayı. Ne yapayı? Yapay olanlarından bahsedeceğim. Yukarıdaki iller arasında karayollar üzerinde bulunan geçitler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Hemen ben şuna bakacağım. Antalya'yı Burdur'a bağlayan. Yapacağım şuydu. Antalya'yı Burdur'a bağlayan geçit dedi. Geldim Türkiye haritası buldum bir tane. CSGB yazdım. Çok sayıda geçit bulunur. Çubuk, sertavu, Gülek, Belen. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Yazdım mı? Yazdım. Antalya'yı Burdur'a bağlayan diyorsa C. O zaman birincisi Ç harfiyle başlayan olacak. Gülek, sertavul, kop gitti. Çubuk çubuk. Attım cebe. Adana'yı Nide'ye bağlayan demiş. Bakıyorum Nide burada, Adana burada. Zaten G'yi Çukurova'nın olduğu yere gibi Adana'ya koydum. O zaman bu G olacak. Yani kim olabilir? Çubuk Gülek. Çubuk Gülek. Aba ortalık iyice karışıyor. Bu da olabilir yine. Bu da olabilir. Üçüncüye bakmam lazım. Bayburt'u Erzurum'a bağlar diyor. Erzurum'un neleri vardı yaz yağışları yeşeren? Çayırları. Çayırları neye bağlıyorduk? Çayır çimen geze geze. Oy, oy. O zaman ne oldu? Baktım. Çubuk. Aha. He. Çubuk güle. Bir an dedim aha ne oluyor çayır? E hocam çayır çimen bağladık. E çimen yazmıyor. Çimenlerin diğer adı neydi? Çimenler ne yapılmasın diye ziganaya kalkan oluyorduk. Çimenler koparılmasın diye. Çimeni koymamış, kopu koymuş. Heh. sana cevap. Buradan çözdüm. Geldim şuraya. Haritada yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen alanlardan hangisinde iki yerleşim birimi arasında karayolu uzunluğu ile kuş uçuşu uzunluk arasındaki fark daha fazladır. Değişik bir soru tipi. Her şeyi bilgi olarak değil bazılarını size soru üzerinden anlatacağım dedim. Peki ne demek istiyor şair bu dizelerinde? Şair bu dizelerde şunu demek istiyor. Diyor ki kardeş bir yer dağlık engebeli ise Orada sen kuş yukarıdan uçarken çok fazla böyle engebeden eğimden etkilenmediğin sen şöyle uçan bir kuş gördün mü? Burada dağ varmış üstüne çıktım vadi görünce altına indim diye giden kuş var mıdır? Yo dimdirek uçar gider. İşte buna kuş uçumu diyoruz. Ancak alt tarafta engebeli bir yapı varsa karayolunun uzunluğu artar ama kuş uçarken o uzunluk kısalır. Aynı kıyılarda düşündüğümüz gibi hani Ege'de girdi çıktı fazlaydı da Girdi çıktığının fazla olmasından dolayı kuş uçum uzunluk az ama gerçek uzunluk fazlaydı ya engebeli yapı. Burada da engebeyi düşünüyorum. Hangisinde fark daha fazladır diyorsa bana engebeli yer lazım. Engebeli. Baktım 5 numara güneydoğu engebeli mi düz mü? Güneydoğu düz hocam. 3 numaralı Konya engebeli mi düz mü? E düz hocam. E 1 numaralı Edirne. Türkiye'nin en düz yeri Ergene Edirne değil miydi? Evet düz hocam. Peki hocam 4 numaralı yer Ardahan, Kars, Erzurum, Kars, Ardahan neydi? Plato. Yüksek, düzlük. Yüksek olmasıyla ilgilenmiyorum. Düz olmasına dikkat ediyorum. Burası da Plato olduğuna göre düz. Peki 2 numaralı Menteşe. Menteşe Dağlık Engebeli mi? Evet. O zaman orada yaptığım karayolu engebeden dolayı çok uzun. Ama kuş uçarken fışt gitti kısa. Mesela buradan ibaret. O zaman bu farkın fazla olduğu yerde engebe arayacaksın. Engebeli yeri, düz yeri bildiğinde zaten olayı çözeceksin. Gelelim şimdi kul yapılarına. Allah yapısı kısımları bitirdik. Kul yapısı kısımlara geldik. Türkiye'nin asma köprüleri. Asma köprü ne demektir? Asma köprü üstten çelik halatlarla tutturulmuş. Köprülere verdiğimiz isim asma köprüdür. Aha bu şekilde bunların direği vardır. Üstten de neyle? Çelik halatlarla tutturulmuştur. Türkiye'de tam tamına bu görüntüyü veren 7 adet asma köprümüz var. Bu 7 adet asma köprünün ilki Boğaziçi Köprüsü diye bilinen 1915 Şehitler Köprüsü. 19, şey, 1915 diyorum çok özür. Dilerim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 1973 yapımı diyecek ama 1900 kafamda öyle kaldı. 1973 yapımı bu Özal'ın şeyin köprüyü pardon Demirel'in köprü diye bilinir. Hani demiştik ya biz 1960-1980 arasındaki ekonomik gelişim dönemini anlatmıştım size. Ekonominin birinci konusuydu. O dönemde yapılan faaliyetlerden bir tanesi 73 Demirel'in köprü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü diyebildiğimiz bugünkü adıyla Boğaz için. İkinci köprümüz işte bu özel yapımı 1988 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Şöyle sorularla da karşılaşabilirsiniz o yüzden diyorum. 24 Ocak 1980 ekonomik kararları vardı. Biz Türkiye ekonomi politikalarını dönemler ayırmıştık ya. 24 Ocak 80 kararlarından sonra yapıldı. Hangileri? Şuradaki 6 tane. Peki bunlardan hangisi 24 Ocak 80 öncesi? Sadece Boğaz içi. Yani diyor ki bize Cumhuriyet'in ilk 50 yılında ki 50. yıla özel açılmıştır bu. Cumhuriyet'in ilk 50 yılında sadece bir tane köprü. Geri kalan 50 yılında 6 tane köprü yapılmıştır diye. Tabi burada sermaye birikimi, teknolojik gelişim, ülkenin ekonomisinin güçlenmesi, e, tek dediğimiz gibi RG, çalışmalar, bilimsel teknik e, altyapımızın artması gibi faktörler. Yani bütün gelişimi düşünebilirsiniz burada. Peki hocam Türkiye'nin 3. Asma Köprüsü kim? Adı Nisibi Köprüsü. Aa hocam ilk defa duydum Nisibi diye. Nerede bu Nisibi? Bu Adıyaman'da bulunan Adıyaman Kahtayı Şanlıurfa'nın Sivereye'ne bağlayan köprüdür. Kendisi Fırat Nehri üzerindedir. Bakın Fırat Nehri. Fırat Nehri, Adıyaman Kahta ile Şanlıurfa Birecik arasında öyle bir genişliğe ulaşır ki tıpkı İstanbul Boğazı gibi üzerinden köprü yapmanız gerekir. Öyle eskiden burayı salla geçiyorlardı. Orada bildiğin kamyonlar, otobüsler, arabaları sala bindiriyorlardı. Tahta sallarla karşıya geçiriyorlardı. Buraya 2015 yılında Türkiye'nin 3. asma köprüsü Nissib yapıldı. 4. asma köprü Ağım. Bakın 4 harfli. 4. Ağım. Ağın Karamağara Köprüsü, Elazığ'da yine Fırat Nehri üzerinde açılan köprü. Fırat Nehri'nin yine genişlediği yerde bu Elazığ'ın Ağın ilçesini Karamağara'ya bağlayan Elazığ ile Ağın ilçesi arasında yer alan köprüdür. Beşinci köprü kendisi Osman Gazi Köprüsü'dür. Açıldığı zaman Körfez Köprüsü diye açılmıştı. Körfez Geçiş Köprüsü diye daha sonrasında adına Osman Gazi Köprüsü denildi. İstanbul'u İzmit İzmit'te bulunuyor Kocaeli'de. Yani İstanbul üzerinden gelen yolu İzmit üzerinden Yalova'ya oradan Bursa'ya bağlıyor. Yani aslında İstanbul Bursa arasındaki bir köprü diyebileceğiz. Ne demiştim? Orhan Osman varsa cevap Bursa diye unutmuyorduk. Osman Gazi Köprüsü. Dünyanın en bahalı köprüsü diyordum ama ünvanını kaptırdı. Daha bahalısı geldi. Ona birazdan geleceğiz. Altıncı köprümüz Yavuz Sultan Selim Köprüsü. 2016 yılında açıldı. Dünyanın bir en geniş köprüsüdür. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş, 8 şerit. Ortasında da 2 şerit demir yolu var. Yani ilk kez iki kıta hızlı trenle bağlanacak. Biz henüz daha bağlanacak diyoruz. Hocam nasıl bağlanacak? Şununla bağlanacak. Hatırla bir önceki dersimizden. Çin'den İngiltere'ye kadar kesintisi bir demir yolu yapmıştık değil mi? Demir İpek Yolu projesi. Peki Demir İpek Yolu projesi İstanbul Boğazı'na gelince karşıya nasıl geçecek? Birkaç kez Marmaray yani denizin altındaki o raylı sistem metro olan Marmaray durduruldu. Bu tren oradan geçti ama sürekli oradan geçmeyecek. Orayı engellemem adına. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılırken iki şeritte de demir yolu konuldu. Yani Çin'den İngiltere'ye giden trenler bağlantı sağlandığında artık Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçerek gidecek. Ve bu anlamda ilk kez iki kıta hızlı trenle bir köprü üzerinden bağlanmış olacak. Bunda zaten Çinliler büyük oranda zaten şey yaptı. ilgileniyorlar köprüyle acaba bize satarlar mı diye. Öyle bir durumu var. Peki dünyanın en bahalı köprüsüne geldik. 1915 Çanakkale Köprüsü. Yıllarca Çanakkale Boğazı'ndan demiştik karşıya geçen bir köprü yok. Kendisinin çok simgesel özellikleri vardır. İşte 1923 metre köprü açıklığı oraya itafen. İşte e, ilk kez Çanakkale üzerinden Bigayı Gelibolu'ya bağlama gibi özellikleri vardır. Şimdi şöyle bir soru sorulmuştu geçen yıl iptal edilen sınavdaydı hatta denilmişti ki hangisi Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir köprü değildir diye. Bakın Boğaziçi Asya-Avrupa Fatih Sultan Mehmet Asya-Avrupa bunlar var. Yavuz Sultan Selim Asya-Avrupa, Çanakkale Köprüsü Asya-Avrupa iki kıta arasında. Bir de Osman Gazi'yi koymuştu. Osman Gazi kim? İstanbul'u Bursa'ya bağlıyor. Yani İzmit üzerinden. Asya'yı Avrupa'ya bağlamıyor. Zaten Asya kıtasında iki ili birbirine bağlıyor. Öyle bir soru vardı. O da iptal edilen sınavdaydı. Soruldu öldü gitti. Türkiye'nin tünellerine geldiğimiz zaman tüneller dediğimiz gibi köprüler vardı. İnsan yapımı yine tünellerimiz var. İnsan yapımı. Peki nerelerde ne var? Ovid Dağı Tüneli. O Dağı tüneli Erzurum, İspiri, Rize, İkizdere'ye bağlayan tünele verdiğimiz isim. Eskiden bakınız Erzurum'la Rize arasında o Ovid dağları dediğimiz yerin üzerinden geçerken artık dağları deldik ve içinden geçiyoruz. Orhan Gazi Tüneli diğer adıyla Samanlı Dağ Tüneli bu da yine Bursa'ya bağlanan tünel. Bak biraz önce ne gördük İstanbul'dan yola çıktım. Kocaeli'ye geldim. Kocaeli'ye geldiğimde körfezi dolaşmak yerine Kocaeli'den Yalova'ya doğru geçerken ne ile? Direkt Osman Gazi Köprüsü ile geçiyorum. Yalova'ya geldiğim anda Samanlı Dağları çıkıyor önüme. Onu da kimle aşıyorum? Orhan Gazi Tüneli ile. Peki Osman'dan Orhan'a oradan da nereye? Orhan Osman varsa ne demiştin cevap? Bursa. Demek ki bunlar kimi kime bağlıyor? Bursa'ya. Nefise Akçelik Tüneli Ordu'da bulunan tüneldir. Nefise Akçelik ismi önemli bir isimdir. Ben şu anlamda anlatıyorum. Hani ne olur ne olmaz diye. Nefise Akçelik bizde ilk kez 1 kilometrenin üzerinde tünel yapılabileceğini hesaplayan karayollarının tek mühendisidir. Tek kadın mühendisidir. Hani erkek de yapamış tek mühendis değil bu anlamda. Nefise Akçelik ismi bu anlamda bilinir. Kendisi 2007 yılında açılan Nefise Akçelik Tüneli'nin ve daha öncesinde yapılan Bolu Dağı Tüneli'nin inşaatlarını hesaplamasını yapıp Onları hatta Bolu Dağı Tüneli inşaatı açılırken patlatma esnasında göçük altında da kalmış. Ancak tabi yaralı kurtulmuş, iyileşmiş. Nefise Akçelik Tüneli inşa edilirken kendisi kanserden vefat etmiştir. Ve anısına da 2007 yılında açılan bu tünelin normalde Ordu Tüneli olarak açılacakken adına ithafen Nefise Akçelik ismi verilmiştir. Bolu Dağı Tüneli yine Ankara ile İstanbul'u. Otoban üzerinde Bolu Dağı mevkisinde bulunur. Yine yapan da nefise akçeliktir. Bu anlamda bilinir. Cankurtan'ın tüneli Artvin'de. 15 Temmuz Ilgaz Tüneli. Bakın Ilgaz varsa demiştim. Bunlar en sorulabilir ihtimalli olanlara daha yoğunlaşıyorum. Ilgaz. Biraz önce Ilgaz geçidi görmüştük ya. Kastamonu'yu Çankırı'ya bağlayan. Artık Ilgaz geçidinden değil, Ilgaz tünelinden geçiyoruz. 15 Temmuz demelerinin sebebi ne? Hocam ne alaka ki Çankırı, Kastamonu ile 15 Temmuz'un ne bağlantısı var diye. 15 Temmuz 2016 gecesi Binali Yıldırım Başbakan'dı. Onun içinde bulunduğu tüneldir. O tünel açıl daha yapım aşamasındaydı. İçerisinde bulunduğu tünel o günden sonrası 15 Temmuz İstiklal hatta 15 Temmuz İstiklal ılgas Tüneli diye bilinen tüneldir. Kastamonu ve ne arasında? Çankırı arasında. 75. yıl Selatin Tüneli. İzmirle Aydın arasında hatta şöyle diyeyim İzmir Aydın arası. Birazdan size bunların tuhaflıklarından bahsedeceğim. Hani şu kafana takılmış olabilir. Hocam hani Ege'de dağlar kıyıya dik uzanıyordu, iç kesimlere geçmek kolaydı. Orada çok fazla geçit, boğaz vesaire tünel ihtiyacı olmazdı. Neden İzmirle Aydın arasında bir tünel var? Değil mi? Bunu sorabilirsin. İşte ona birazdan harit üzerinden geleceğim. Ve Kop Dağı Tüneli. Biraz önce ne demiştik? Kop Çimen. Gümüşhane Bayburt'u Erzurum'a bağlayan Kop Çimen'in olduğu yerde artık Kop Dağı tüneli mevcut. Bak eskiden o tünel olan yerler, pardon, geçit olan yerler artık günümüzde tünel yapılarak ne yapılıyor? Geçit ve boğazlara olan önem azalıyor demiştik. Şimdi gelelim köprülerden. Bakınız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü birinci köprümüz. Boğaz içi. İkinci köprü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Üçüncü köprü Nissi'bi Adıyaman Şanlıurfa arasında. Dördüncü köprümüz Ağın Karamağara Elazığ'la Neresi arası? İlçesi Ağın arasında. Beşinci köprümüz burada Yavuz Sultan Selim pardon Osman Gazi Tüneli köprüsü. Bu Kocaeli ile Yalova arasında Bursa'ya bağladığı nokta Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Zaten İstanbul 3. Köprü. Bakın Türkiye'nin 3. Köprüsü derse cevap Nisib olur. İstanbul üçüncü Köprü derse cevap Yavuz Sultan Selim Köprüsü olur. Buna dikkat et. Bu Türkiye'nin 3. Köprüsü değil. İstanbul 3. Köprü. Normalde İstanbul'u 3. köprü demeyip Türkiye'nin 3. asma köprüsü derse nisip oluyor. Geldim bir diğeri 15 Temmuz Çanak pardon on, gene 15 Temmuz'a gittim şunu değiştireyim derken. 1915 Çanakkale Köprüsü kendisi nerede? Buradaki Biga Yarımadasını Gelibolu Yarımadasına bağlayan Çanakkale'deki köprüye verdiğimiz isim bağladığı yere dikkat edin. Gelibolu'yu Biga'ya bağlıyor zaten o bahsettiğimiz yer burasıydı. Şimdi bunlar nelerimiz bizim tünellerimizdi. Gelelim şimdi pardon köprülerimize, tünellerimize. Şuradan Manisa ile İzmir arasında küçük bir sabuncu beli tüneli vardır. Çok kadar e, büyük bir tünel değil dikkat çeken ama şurada 75. yıl Selatin tüneli. Selatin ne demek? Tarihten bilir misiniz? Selatin Sultan demektir. Hani camiler vardır ya İstanbul'daki camiler mesela Sultanahmet, Selimiye ya da Edirne'deki. Bunlar birer Selatin camisidir. Yani sultanların yaptırdığı cami. Burada da Selatin sultan demektir. Hocam 75. yılın sultanı kimmiş? Böyle bir şey mi var diye. Hayır. Buradaki tünelin ucunun çıktığı köy Selatin köyüdür. A, köyün adı Selatin. O yüzden de Selatin tüneli demişler. Köyün çıktığı, şey tünelin çıktığı köyün adı. Neden hocam İzmir ile Aydın arasında buna ihtiyaç duyuyoruz? Dikkat edin güzergah kuzey güney yönlü. Biz ne demiştik? Ege'de eğer doğu batı yönlü gidersen sıkıntı yok. Ama kuzey güney yönüne gidersen dağlar aşmak zorundasın. Dağlar bu şekilde. İzmir'den Aydın'a gidilirken geçtiğim dağlar Aydın dağları. Dolayısıyla bu Aydın dağlarının içerisi delinerek yapıldığı için de biz ne diyoruz? Burada bir tünel ihtiyacı doğmuş. Ege'de unutma kuzey güney yönüne gidiyorsanız sürekli dağlar aşarsınız. Doğu batı yönlü sıkıntı yok ama kuzey güney yönlü ulaşımda sıkıntı var. Orhan Gazi Tüneli Yalova'yı Bursa'ya bağlar. Orhan Osman Bursa buna dikkat. Bolu Dağı Tüneli zaten Ankara, Sakarya, oradan da İstanbul'a otobana bağlayan noktada Bolu Dağı Tüneli. Kastamonu ile Çankırı arasında Ilgaz tüne Geçidi vardı. Artık 15 Temmuz İstiklal Ilgaz Tünelimiz burada mevcut. Nefis Akçelik, Ordu'daki tünelin adı. Trabzonla ile Gümüşhane arasında Zigana Tüneli. Bakın Zigana Geçidinin olduğu yerde artık ne var? Zigana Tüneli var. Rize'yi Gümüşhane'ye bağlayan, pardon şurada Trabzon üzerinden bağlayan bu. Rize'yi Erzurum'a bağlayan Ovid Dağ Tüneli ve burada da Artvin'in Hopa'yı Artvin'in merkezine bağlayan Can Kurtaran Tüneli diye. Harit üzerinden şöyle bir temizleyin burayı yine bir bakın. Şöyle bir şeyine yine dediğim gibi kitaplarda bunlar mevcut. Burada önemli olan nokta şu arkadaşlar. Bunların yerleri sorulduğunda genelde yanlış yere verilerek sorulabilir. Siz ona dikkat ederseniz daha iyi olur. Mantıksal çıkarım yapın. Orhan Gazi demiş, Osman Gazi demiş. Bunun Bursa tarafları olduğunu unutmayınız. Ya da size Kop demiş, Zigana demiş. Bunun Doğu Karadeniz olduğunu unutmayacağım. Bu anlamda bilinir. Ilgaz demiş. Hemen Kastamonu Çankırı'yı ister Ilgaz Tüneli ister Ilgaz Geçidi. Hemen Ilgaz zaten neyini bileceğiz? Kayak tesisinde de konuşacağız. Bunları bilirsek zaten sıkıntımız kalmayacaktır. Karayollarındaki bir diğer hikaye geçen sene de sorulmuştu. Otobanlar. Hocam bu otoban ne hikaye, ne iş, nereden nereye otoban var? Türkiye'nin işte size otoban ağını gösteriyorum. Edirne'den başlayıp da Ankara'ya kadar gelen bir Anadolu otobanı var. Anadolu otobanı diye geçen yol. Ankara'dan, Niğde'den Adana'ya kadar uzanan bir bu e, yapışlet devret sonradan yapılan paralı bahalı yollardan bir tanesi. Ankara, Adana. Adana'dan Gaziantep ve Şanlıurfa'ya kadar uzanıyor. Yani bölgesel bazda baktığım zaman Akdeniz'de bakın Antalya tarafında yok otoban motoban. Niye? Antalya tarafı çok dağlık ve engebeli. Teke var, Taşeli var, Batı Toroslar var. Buralar dağlık engebeli buraya yapılamıyor. Ama Doğu Akdeniz yani Adana bölümü dediğimiz yerde en azından şuradaki Gülek Boğazı vesaire şeyleriyle birlikte ee, akarsuların yarmış olduğu vadilerle birlikte yol yapımı daha kolay ve ucuz. Buradan bağlanıyor. Mersin, Adana'dan İskenderun'a kadar hattımız var. Aynı zamanda Antep, Urfa'ya kadar hattımız var. Doğusuna geçiyor mu? Geçmiyor. Doğu Anadolu'da var mı? Hiç yok. Karadeniz'de var mı? Hiç yok. Sadece nereden var? Güneydoğu'dan başlayıp Ankara'dan Edirne'ye kadar uzanan bu bir hat. İkinci hat kim hocam? İstanbul'dan Çeşme'ye kadar uzanan hat. Bu zenginler için yapıldı. İstanbul'un zenginleri rahatlıkla Çeşme, Alaçatı'daki yazlıklarına güzel güzel gidebilsinler diye yapılan hattımız şuydu. İstanbul'dan çıktın. Şurada hemen Osman Gazi Tüneli'nden karşıya geçiyorsun. Orhan Gazi, pardon Osman Gazi Köprüsü'nden geçip Orhan Gazi Tüneli'ne giriyorsun. Sonra Bursa'ya geliyorsun. Bursa'dan Manis üzerinden İzmir'e bağlandığında zaten İzmir ile Çeşme arasında eski bir otoban vardır. O da Özal zamanında yapılmıştır. Hatta Özal'ın yazdığı var. Kendi yazdığına giderken rahat gideyim Atlan Menderes Havalimanı'ndan diye Çeşme otobanı yapıldı derler. O daha eskidir. Buradan buraya geçilir. İzmir ile Aydın arasında Aydın'a kadar otoban bağlantısı vardır. Burada da bakın şurada Malkara ile Çanakkale arasında şu görmüş olduğunuz kısımda küçük bir otoban var. Bu da neyin bağlantısı aslında? 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bağlantısı. Yani Türkiye'nin otoban ağı nasıl bir şeymiş, nerelerden geçiyormuş hikayesinde. Şuna bakacağım. İzmir, Aydın, Bursa bunlar otoban var mı? Var. Ankara, Niğde, Adana, Mersin, Antep, Urfa bunlara var. İstanbul zaten merkez noktasında oraya var. Edirne'ye kadar uzanıyor mu? Evet Kapıkule'ye kadar otoban var. Zaten adamlar da bunu sormuştu hangi iller arasında otoban vardır ya da yoktur şeklinde sormuştu. Mesela Sivas'a otoban gidiyor mu? Yok. Erzurum'a? E -e. Van? Eee. Karadeniz'in hiçbiriyle? Yok. İşte bu anlamda zaten bilirseniz nerelerde olup olmadığı çıkarabiliyoruz. Hava yollarından bahsedelim. Bundan sonrası dedim ya konularımız kısalıyor. Hava yolları ve deniz yolları o kadar detaylı bir konu olarak bilmeyeceğiz. Genelde demir ve karayolu bu anlamda önemliydi. Hava yollarında bir, çok havalıdır kendisi. O yüzden de en pahalı yoldur. Özellikle bazen şu olabiliyor. Hocam ben bilet denk getiriyorum. Valla bileti denk getirince otobüsten daha ucuza geliyor. Bahsettiğimiz şey o değil. Sen bilet aldığında ucuza geliyor 3 hafta öncesinden değil. Bahsettiğimiz şu. Sen bir ulaşım türü olarak özellikle bir yük taşımacılığı düşün. Ya uçakla malzeme taşınır mı? Demiri, bakırı, bilmem nesi, taş kömürlü uçakla falan taşıyayım dersen öyle bir maliyet kimse kurtarmaz. Bu anlamda hala en pahalı yol unutma havalıdır, hava yolları. Günümüzde en çok gelişen yoldur. Yani baktığınız zaman günümüze doğru özellikle 2000'lerden sonra bak şunları birbirine karıştırma. 2000'lerden sonra YHT yüksek hızlı trene yatırım yapıldı mı? Yapıldı. Bu eyvallah. Ama günümüze yakın en çok yolcu taşımacılığı yapılan 10 kat, 20 kat artışların görüldüğü yer neresi? Hava yolları. Eskiden uçağa binemiyorduk. Niye binemiyorduk? Bir, artık bizim hani normal alım gücümüze göre çok pahalı bir şeydi. İki, gidilebilecek merkez sayısı sınırlıydı. E, her ile artık uçak gitmiyordu. Şu an çoğu ile artık uçağa binip gidebiliyorsunuz. E, zaman kısaldı haliyle bir an önce bir yerlere gidip gelmemiz gerekiyor. Öyle şeylerimiz var. Bu yüzden de son yıllarda inanılmaz bir gelişim. Şu an 80 milyonun üzerinde bir e, yıllık yolcu durumumuz var iç hatlarda yani Türkiye'de herkes bir kez uçağa binmiş gibi sayılıyor tabi bazılarımız var çok biniyor ben çok biniyorum haliyle başka yerlere bir şekilde gidip geliyoruz seminerler için söyleşiler için bunlar da uçağı kullanıyoruz haliyle hani ben 10 kere biniyorum sen bir kere bile binmedin benim 10 biniş sana sayılıyor Onumuzda binmiş gibi sayılıyorsunuz böyle bir şey var. En büyük havalimanımız neresi? En büyük havalimanı İstanbul Havalimanı'dır. Bu açılacağı zaman ya acaba isim ne olacak, ne konulacak diye beklerken İstanbul'daki havalimanının adı İstanbul Havalimanı. Peki en büyük kargo havalimanımız kim? Ne demek hocam buradaki kargo havalimanı? Kargo şu. Güneydoğu Anadolu projesi GAP inşa edildiğinde, GAP başlandığında GAP sadece bir sarımsal sulama projesi değildi. GAP bir enerji projesi değildi. GAP çok şeydi. Ve bunlardan bir tanesinin aşaması da ulaşımdaydı. Özellikle bilerek isteyerek buraya Türkiye'nin en uzun piste sahip havalimanı, kargo havalimanı yapıldı. Adı Şanlıurfa GAP Havalimanı. Bunu da şuradan biliyoruz biz. Bakın en uzun piste sahip 4 kilometre pisti var. Niye hocam? Bir düzlük olduğu için rahatlıkla uzun bir pist yapabildin. İki, kargo uçaklarını düşündüğüm zaman şöyle size bir kargo uçak çizmeye çalışıyorum. Ah, yürüyen uçak. Hah. Gördüğünüz üzere bir kargo uçağı. Kendisi çok ağır tonajlı uçaklardır bunlar. Öyle inişler ve kalkışlar esnasında çok ağır olduğu için çok uzak mesafe gidip anca havalanır. İnerken de frenleri çok uzun mesafede durur. O yüzden de en uzun piste sahip havaliman anlamında kargo Şanlıurfa seçilmiştir. Sen de şunu düşün. Kargo uçağı ağırdır. Kalkabilmesi için geriden iyice kaptırması lazım. İyice kaptırsın ki yerden kalkabilsin. Kargo uçağı ağırsa nereden kaptırsın? Şanlıurfa'dan kaptırsın havalimanı. Buradan kargoyu yakalar. İlk deniz üstü havalimanımız Ordu Giresun arasında bulunan ya da Ordu Gülyalı diyebildiğimiz. Bunu da sordular zaten. Ee, yıllardır beklediğimiz bir soruydu. ilk deniz üstü havalimanı Ordu Giresun. İkincisi de yapıldı. Neresi? İkincisi, ikincisi Artvin Rize arasına yapıldı. Artvin Rize. Buradaki durum şu. Ben buranın sorusunu hocam Artvin Rize'yi sormadılar. Sorabilir. İkinci deniz süzü havalimanı. İlki Ordu Gülyalı ya da Ordu Giresun arasında. Tamam eyvallah. Peki ne ekstra sorulur? Ben olsam coğrafyacı olarak şunu sorarım. Derim ki kardeş Türkiye'nin çoğu yerinde kıyıda dahi olsa birçok yerde deniz dolgusuyla sen havalimanı yapmıyorsun. Kara üzerine yapıyorsun. Neden Doğu Karadeniz'deki havalimanlarını denizi doldurarak deniz üstünü inşa ediyorsun? Cevap belli. Türkiye'nin en dağlık engebeli yeri neresiydi? Doğu Karadeniz. Peki bu kadar dağlık engebeli bir bölge olduğuna göre düzlük var mı havalimanı yapacak? Yok. Düzlük olmadığı için de mecburen nereye yapıyorsun? Denizin üstüne yapıyorsun. Ve buradan şöyle bir soru geliyor. Ben bazen mesela derslerde yine sorarım. Derim ki ya acaba Türkiye'deki hava yolları diyorum eğim engebeden etkilenir mi diyorum. Hemen düşünün diyor ki etkilenmez. Niye diyorum uçak havadan uçuyor zaten diyor. Niye aşağıdaki engebeyle ilgili? Ya diyorum bir gün inecek ya da bir yerden kalkacak. İniş ve kalkış esnasında pist manasında bir düzlük olmazsa senin hava yolu ulaşımın engebeden etkilenir mi sorusunun cevabı evet etkilenir olmalıdır. Uçak havadan uçuyor niye etkilensin ki demeyiniz. Doğu Karadeniz'de neden deniz doldurduğumuzun sebebi de engebedir. İlk yurt dışı uçuşumuz. İlk yurt dışı uçuş Ankara İstanbul Atina arasında yapılmıştır. Bizim ilk yurt içindekini de söyleyeyim. İlk yurt içi Ankara, Eskişehir, Eskişehir, İstanbul. Yani aslında bakarsanız ilk yurt içinde Ankara ile İstanbul arasında uçuş gerçekleşmiş. Mantığını çalıştır zaten en büyük illerimiz diye 1 ve 2 numara zaten. Ankara ile İstanbul arasında, yurt dışına giderken de Ankara-İstanbul arasından oradan da Atina'ya bağlantılı Yunanistan'a ilk uçuş gerçekleşmiş. Bu daha sorulmadı. Sorulur mu hocam? Evet sorulur. Ben bundan soru beklerim. Unutmayınız buna özellikle bir yıldız koyunuz. Zaman zaman dönüp bakınız diye. Evet havalimanlar haritamıza baktığımızda en büyükleri zaten söylüyorduk. İstanbul Atatürk Havalimanı gördüğünüz üzere taşınan yolcu sayısı bakımından 64 milyon üzerindeki yolcusuyla birinci sırada gelir. İkinci sırada baktığımızda ikinci sırada tabi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı gelmektedir. Onda da yaklaşık 16 ile 32 milyon arasında yolcu. Yani toplamda aslında İstanbul'un <laughs> bir yıllık yolcu kapasitesi bu iki havalimanıyla 100 milyon insana denk geliyor. Böyle bir yapısı var. Yine büyük havalimanlarımızda Ankara Esenboğa. Bu Esenboğa'nın da hikayesini bilirsiniz değil mi? 1402 Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt'la Timur karşılaştığında hala Yıldırım Beyazıt esir düşer. Ve Yıldırım Beyazıt'ın esir düştüğü o savaşta Timur'un Yıldırım'ı yenen komutanın adı Esenbuga'dır. Buradaki havalimanının adı da tartışmalıdır zaten. Neden buradaki bir havalimanına Yıldırım Beyazıt'ı yenen bir komutanın Esenbuga'nın adı verilmiştir diye de tartışmalıdır. İzmir, Atnan Menderes size hep ne diyordum ben? <laughs> Büyük Menderes, Küçük Menderes, Aydın, Atlan, Menderes. İzmir ile Aydın arasında ikisine birlikte hizmet veren İzmir'dekinin adı Atlan, Menderes Havalimanı. Antalya'nın adı Antalya Havalimanı. Adana Şakir Paşa. Havalimanıdır bak en büyüklerden zaten size bahsediyorum. Bodrum, Milas özellikle yurt dışı uçuşlarda turistlere hitap eden ve Dalaman, Muğla Dalaman ve Muğla Bodrum Milas. Bunlar da büyük turistik amaçlı gibi düşünün buradakileri daha çok. Adana Şakir Paşa'dan bahsettik. Yine doğudan bir isim daha vereyim size. Van'da Ferit Melen Havalimanı. Vanlılar varsa Ferit Melen ismini çok yakından bilirler. Ferit Melen bizim Vanlı eski başbakanlarımızdan bir tanesi. O yüzden Vanlı olması hasebiyle de onun ismi verilmiştir. Oradaki havalimanına diyoruz. Bunun yanı sıra Ordu Giresun dediğimiz deniz üstü Aynı zamanda Artvin de yine deniz üstüne inşa edilmiş havalimanlar oluyor. Büyük olarak bakarsanız da bunlar zaten sıralamalarda hangisi diğerlerinden daha küçüktür ya da daha az yolcu taşımaktadır falan gibi sorularda en büyükler kimlermiş? İstanbul'daki İstanbul Havalimanı Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya, Adana Şakir Paşa, Muğla, Bodrum, Milas ve Muğla Dalaman bunlar en büyük havalimanlarımız. Ve son olarak deniz yolları. Deniz yolları dediğimiz oldukça ucuz bir yoldur. En ucuz yol. Sana derse ki en ucuz yol nedir? Diyeceksin ki sudan ucuz deniz yolu. En ucuz yol sudan ucuz deniz yolu. Neden hocam bu kadar ucuz? Bir defada çok fazla yük taşınabildiği için bunlar kullanılıyor. Bakın dünyada özellikle yük taşımacılığında deniz yolları çok fazla tercih edilir. Dünyanın en büyük gemileri mesela konteyner gemileri vardır. Konteyner yükü taşırlar. Yani şöyle düşün bir konteyneri bir tır götürebiliyor. O büyüklükte. Ve öyle gemiler var ki bir defada ne kadar götürebiliyor? Büyüklük olarak 14 bin tırı taşıyabilecek gemiler var. Bir defada 14 bin tırı içine sığdırabileceğin bir düşüzer ya 14.000 tır nasıl bir şey? İşte bir defada çok fazla yük taşınabildiği için ulaşımınız ucuza gelir. Ve Türkiye'nin dış ticaretinde en çok kullanılan yol deniz yollarıdır. Sana iç ticarette en çok kullanılan kimdir dedik? Karayolu. Çünkü her yere ulaşır. Dış ticarette en çok kullanılan kim? Deniz yolu. Çünkü çok ucuz. Ne kadar ucuz? Sudan ucuz diye hep aklında kalsın. En büyük limanlarımız Kocaeli İstanbul Koceli büyük oranda ithalatla bilinir. Özellikle araba falan ithalatında Kocaeli limanlarına çok fazla araba iner. O anlamda ithalatta meşhurdur. İstanbul ambarlı ihracatında yine ön sıralarda ithalat ihracat. İzmir, Ala, Adana'da Botaş limanı bunun adı arkadaşlar Ceyhan limanı olarak değişti. Ceyhan, Adana Ceyhan zaten Botaş'tı. Boru ticaret AŞ yani aslında bir petrol limanıdır. Buradan petrol satımı yapılır ve bu anlamda çok büyüktür. Türkiye'nin en büyük dış satım limanı petrolden kaynaklı Ceyhan olarak adı değişti. Yani eski bir soru bankası varsa Botaş limanı falan bahsediyorsa ya da bir notunuzda hemen Ceyhan diye değiştirin. Bunun isim değişikliğine dikkat edin. Mersin limanı Zonguldak Ereğli özellikle burada demir çelik anlamında hemen aklınıza gelsin. Trabzon limanı Trabzon limanında ne vardı? İran transit ticaret hemen aklınıza gelsin. Bu limanlar bu işe yaramaktadır. İskenderun limanda yine ne taşınır? İskenderun varsa da istemir. yani demir çelik. Bakın hangi limanın ne işe yaradığını da aşağı yukarı buradan çözebiliriz. Peki en geri kalmış limanımız kim? Sinop limanı. Niye hocam Sinop limanı geri kaldı? Şimdi Sinop limanı doğal oluşumlu bir limandır. Ancak bir limanın o dalga kıranının doğal ya da yapay olmasının bir önemi yok. Deniz yolunda dalga kıranlar yaparsınız. Dalga kıranları önüne istersen kamyon kamyon taşı getir diz. İstersen de o doğal olarak kendi bir koyla oluşmuş olsun. Sinop'un ki kendi kendine koyla oluşmuş bir dalga kırana sahiptir. Doğal oluşumlu liman diye geçer. Bir limanın gelişmiş ya da geri kalmış olmasında doğal ya da yapay olmasının hiçbir önemi yoktur. Bir limanı gelişmesinde en etkili faktör hinterlanddır. Hocam ne demek bu hinterland? Hinterland şu demek. Art bölge. Evet çok açıklayıcı oldu şu an. Art bölge. Limanı besleyen tüm koşullara, limanların gelişmesi üzerindeki faktörlere Hinterland denir. Limanı besleyen her şey. Limanın gerisindeki ulaşımın kuvvetli olması. Limanın gerisinde yoğun bir sanayi ticaret üretiminin olması. Limanın gerisinde yoğun bir nüfusun olması. Yoğun bir tarımsal, hayvansal üretim buna bağlı sanayileşmenin olması. Geride bir madencilik, madene dayalı bir endüstrinin, metalojinin kurulmuş olması. Yani limanı besleyen tüm şart ve koşulların çokluğu Hinterland'ın genişliği olarak anlatılır. Eğer bunlar yoksa Hinterland dar diye söylenir. O zaman ben de şuna bakıyorum. Diyorum ki ya Hinterland'ı geniş olanlar kimler? İstanbul niye nüfus, sanayi vesaire. Aynı şekilde Kocaeli, İzmir, Mersin, Samsun. Bunların bulunduğu yerde geride ulaşım güzel mi? Demiryolu bağlanıyor mu? Karayolları bağlanıyor mu? Hava yolları bağlanıyor mu? Hepsi büyük iller mi? Evet. İşte o zaman hinterland nasıl? Geniş. Beslenmesi bol. Ancak bir liman gelişememişse hinterlandı dardır. Örnek Sinop limanı ya da Artvin Hopa limanı, Kastamonu Cide limanı gibi. Bunlar niye gelişemiyor? Hocam arkada ne nüfus var, ne sanayi var, ne dozgun ulaşım var. Demir yolu gelmiyor, bir şey yapmıyor. Dediğiniz noktalarda ise o limanlar geri kalmaktadır. Buna da hinterland diyoruz. Gelelim sorularımıza. Yukarıdaki Türkiye haritasında hangi havalimanının bulunduğu yer yanlış gösterilmiştir? Bakıyorum hemen. İstanbul Sabah Gökçen tuttu mu? Tuttu. Ankara Esenbuga tuttu mu? Tuttu. Van'da Ferit Melen Tuttu mu? Van'daki demiştik eski başbakanlardan Ferit Melen. Ordu Gülyalı, Denizüstü Havalimanı. Ordu burada mı? Evet. Bura ne? Ana İzmir değil mi orası? İzmir'de Dalaman'ın ne işi var? Dalaman nerede? Muğla'da. Peki İzmir'dekinin ne olması gerekiyordu? Atnan Menderes. O zaman bu yeri yanlış verilmiştir deyip bunu işaretliyorum. Sorulursa böyle bir yerine göre soru dedim ya bazen soruluyor diye. Aşağıdaki bilgiler yukarıda verilen ulaşım merkezlerinden hangi herhangi biriyle ilgili değildir? Yani hangisine ait bir bilgi yok? Doğal bir liman olduğu halde gelişememiştir. Kimdi doğal liman? Sinop. O zaman A seçeneğindeki bilgi Sinop limanı ile eşleşti. En büyük ithalat limanıdır. Dış alım, özellikle araba alımından dolayı en büyük kimdi? Kocaeli. Buradan gelir. En büyük petrol ihraç limanıdır en büyük petrol ihraç diyorsa ne olmalı bu? Ceyhan. Eski adıyla Botaş Limanı. Ancak burada var mı Ceyhan Botaş diye bir şey? Yok. Önemli bir kurvaziyer limanıdır. Hocam kurvaziyer ne? Ben size kurvaziyeri turizmde anlatacağım. Turizmde kurvaziyer dediğimiz büyük gemiler var ya şu yolcu gemileri turistik amaçlı gelenler onlara kurvaziyer denir. Ve vaziyerin Türkiye'deki en büyük limanı Kuşadası Limanı'dır aslında. Onu ileride turizmde de söyleyeceğim. Orada konuşacağız. İran transit ticaret. Transit nereye bağlanır? Tıra bu zona demiştik. O zaman bunun bilgisi de E. Kime ait bilgi verilmedi? C. O zaman bir diğer dersimiz olan turizmde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.